Çok sıkı, sert bir dönemden geçiyor gibiyiz. Barış Pehlivan öznesinde neler söyleyeceksiniz bize Sayın Köylü? Valla çok kereler konuştuk, söyledik ve bunu söylemekten, konuşmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Eğer bir iktidar, bir ülke yönetimi gücünü, kuvvetini baskıdan, özellikle de gazetecilere baskıdan alıyorsa ve gazetecilere baskı yaparak, gazetecileri susturarak kendi gücünü pekiştirebileceğini düşünüyorsa ve bununla varlığını koruyorsa, o ülkede demokrasiden söz edilemez. Nefes alamıyoruz değil, ülkenin demokratik nefes boruları tıkanmış durumda. Yani demokrasi yara üstüne yara alıyor, darbe üstüne darbe alıyor. Ve siz ülkenin sorunlarına çözüm getirmek yerine bir siyasi varlık olarak ülkenin temel sorunlarını çözmek için medyayı özgür bırakmanız zorunluluğunu kabul etmeyip baskıyı tercih ediyorsanız zaten demokrasiyi rafa kaldırmışsınız demektir. Sonra da hani bu ülkede demokratik seçimden bahsetmek, demokratik bir iktidardan bahsetmek, demokratik bir yönetim şeklinden bahsetmek ne yazık ki mümkün değil. O yüzden binlerce kez söyledik. Bütün meslektaşlarım adına ben bir kez daha söylüyorum. Gazetecilere baskı bu yüzyılda dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Kabul edilmesi zaten mümkün olamaz. Bir ülke özgür olacaksa, bir ülke demokrasiye, gerçek bir demokrasiye kavuşacaksa bunun en temel yolu medyanın, basının özgür olmasıdır. Gazeteciler bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siz bir toplumda gazeteciler yoksa, gazeteciler yara alıyorsa, gazeteciler mutsuzsa, gazeteciler susuyorsa, görüşünü beğenin beğenmeyin, o hani cezai koşullar bambaşka bir şey. Burada ağır bir baskı var, ağır bir kıskaç var, ağır bir sansür uygulanıyor. Ya, durduk yere herkes, gazeteciler özelinde tüm toplum o şiddete, o baskıya maruz bırakılıyor. Çok yanlış bir yoldayız, çok yanlış bir yerdeyiz. Kabul edilmesi mümkün olmayan, artık hani sözün, kelimenin, cümlenin bittiği noktadayız. Yani bunu artık, bunun açıklaması mümkün değil. Gazeteciler neden hani toplumun temel unsurudur? Bir ülkede özgürlüklerin, bir ülkede demokratik ortamın vazgeçilmez unsurudur. Bunu bir kez daha anlatayım ben. Şimdi biz gazetecilik okudum, gazetecilik yapıyorum ve gerçekten dünyayı da biliyorum. Bunu ben biliyorum diye söylemiyorum. Çünkü bir ülkede sizin gerçekten gazeteciniz konuşamıyorsa siz de aslında kendi sesinizi duyuramıyorsunuz demektir. İktidar da hani ben gazeteciyi susturarak kendi sesimi duyururum diye düşünüyorsa böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Ne kadar çok seslilik varsa bir ülkede, ne kadar çok gazeteci konuşuyorsa, yazıyorsa, çiziyorsa o toplum iyiye doğru gidiyordur. O toplum demokrasiye doğru gidiyordur. O toplum medeniyete doğru gidiyordur. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye hep karanlığa gidiyor. Türkiye hep geriye gidiyor. Türkiye hep orta çağ kafasını tercih ediyor. Bu kafanın kimseye faydası yok. Bu kafa toplumu karanlığa boğacak kafadır. Siz yanlışlarınızı, siz doğrularınızı gazetecilerden, medyadan duyamıyorsanız, gazetecilerin işi, işte siyasetçileri, siyasi yönetimi, hiçbir herhangi bir partiyi, herhangi bir kişiyi memnun etmek değildir. Gazeteci kamu çıkarı için, kamu yararı için vardır. Toplumun özgürlüğü için vardır ve işi budur, temel işi budur. Ben burada Tele1'i memnun etmek için konuşmuyorum. Ben burada İlay Hanım'ı memnun etmek için konuşmuyorum. Ben burada iktidarı memnun etmek gibi bir görevim yok. Olamaz. Böyle bir beklentiye eğer toplumda en küçük bir unsur bile giriyorsa, ki gördüğümüz tabloda koskoca ülkenin iktidarı gücünü, işte 3 daha gazeteciyi içeri alalım, 5 daha gazeteciyi içeri alalım diye düşünüyorsa,
Böyle bir düşünce yok, olamaz, yanlış. Yanlış, bunun doğru artacak tarafı yok. Artacak mı sizce bu sertlik? Yani şöyle bir genele baktığımızda gazeteciler evet alınıyor, alınacaklar. Yarın Barış Pehlivan 5. defa cezaevine girecek. Ama işte Akbelen'i de gördük, Dikmece Köyü'nü de gördük, cumartesanelerini de gördük. Bir yandan sokakta şiddet artıyor. Enteresan bir şekilde o sokak şiddetini yani yapanlar serbest bırakılıyor. Artmayacak mı noktasında ben şunu söyleyebilirim. 21 yıllık AK Parti iktidarını biliyoruz. AK Parti'nin ilk zamanlarında ne kadar evrensel değerler, Avrupa Birliği değerleri için açılımlar yaptığını biliyoruz. Ülkedeki standartların, hak ihlallerinin giderilmesi için nasıl çaba gösterdiğini biliyoruz. Sonrasında işte işin içine 15 Temmuz süreci giriyor, MHP ile birliktelikler giriyor. Sonrasında bir içe kapanma dönemi başlıyor. Bu içe kapanma baskıyı, şiddeti beraberinde getiriyor. Bu yüzden kötü bir karnesi var. Yani karne kırıklarla dolu olmaya başladı son dönemde ama özellikle. Ama 15 Temmuz'dan önce de Ergenekon, Balyoz, Kumpas davaları tabii var. Yani onları da atlamamamız gerekiyor. Bunlar da ayrı ayrı aşamalar. Aynen, hatırlattınız, iyi oldu. Yani işte o ilk dönemki açılımların üstüne ülke darbe üstüne darbe yiyor. Ya basın özgürlüğü, hak ihlalleri tablosu yıkıldıkça yıkılıyor. O yüzden hani bundan sonra artar mı artmaz mı noktasında şunu söyleyebiliriz. İktidar ne yazık ki demokratik yöntemlerle iletişim kurmak istemiyor. Demokratik yöntemlerle iletişim kurduğunda sonuç alamadığını düşünüyor. Halbuki biz burada her parti için söylüyoruz, muhalefet için de söylüyoruz. Seçimi kaybettiysen o zaman başka türlü bir yöntem bulacaksın. Bunun demokratik yolunu bulacaksın. Seçmenle iletişim için, daha doğrusu iletişim için gereken neyse onu yapmaya çalışacaksın. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışabileceksin. Ama yani işte bunu iktidar yapmıyor. Yani bakın Barış Pehlivan bir yandan yarın cezaevine girecek. Üstelik de çıkartılmış yeni bir kanun ya da yapılan yeni bir düzenlemeden o faydalandırılmıyor neredeyse bir tek. Bu nedenle cezaevine girecek. Bir diğer yandan bir öğreniyoruz ki FETÖ soruşturması olan bir isim gidiyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un özel kalemi oluyor. Yani soruşturma gören bir isimden bahsediyoruz. Hani şöyle, hukuku nasıl değerlendireceğiz bu doğrultuda? Şöyle bir şey var ama hani o 15 Temmuz ülkede FETÖ soruşturması geçirmeye kalmadı neredeyse. Yani çünkü hani o ağır koşullarda aklananlar oldu. KHK ile atılıp akademisyen hocalarımız geri dönmeye başladılar. İşbaşı yapmaya daha başladılar. Daha devam eden bir soruşturmadan bahsediyoruz yalnız burada. Burunun içinde yaşlar da yandı. Doğru yapılacağım derken işte yanlışlar da yapıldı. Onlar hani çok karıştı etti. Onlar çok ayrı şeyler. Tam hukuk garabeti yaşandı. Bağımsız yargı halen yok. Çok büyük sıkıntı var. Ama medya özgürlüğü temel özgürlüktür. Bir ülkenin gazetecisi konuşamıyorsa, baskı altındaysa, cezaevine gönderiliyorsa, haksız yere gönderiliyorsa, siz onun terörle bağlantısını doğrudan açıklayamıyorsanız, doğrudan kanıtı ortaya koyamıyorsanız, siz gerçekten bitmişsiniz bir ülke olarak. Ya bu kalbin durması gibi bir şeydir. Medya özgürlüğü can damarıdır demokrasinin. Hani İşte ona bir takım suçlamalarda bulunabilirsiniz, onu kanunlar gereği yargılayabilirsiniz. Ama tutuklamak nedir? Nedir? Hiç kimse bir yere kaçmıyor. Kaçamaz. Zaten işini yapmak, yani tek derdi işini yapmak. İşini yanlış yapmışsa, varsa siz onu bulun, kanıtını ortaya koyun. Sonrasında o cezai süreci başlatın. Evet. Biz burada hani herkesin olağan şüpheli gibi görüldüğü karanlık bir süreç içinde. Sıkıntımız bu. Sıkıntı bu. Evet. Bunu nasıl aşacaklar? Göreceğiz. Aşabilecekler mi? Aşmak istiyorlar mı? Böyle bir niyet var mı? Şu an yok. O yüzden hani Türk demokrasisi gerçekten bunu bin kez söyledik her yerde. Bütün gazeteci arkadaşlarımız da konuşuyor. Yalnızca ben söylemiyorum. Söz alan, fırsatını bulan. Medya işini yapmak zorunda. İşini yapmazsa bu toplum biter. Evet. Sayın Aksoy. Şimdi öncelikle buradan Barış Bey'e gerçekten